Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Dark Orbit'te bu Avcı konfi, işte PvP konfi nedir onları göstereceğiz. Yanımda Osman var. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk yeğenim, hoş bulduk. Şimdi bu hesap tabii ki benim değil. Gördüğünüz gibi bunlar çünkü bende yok. Mükemmel bir hesap. Şimdi Osman, hangisini diziyoruz? Avcı'yı. Şimdi son zamanlarda Avcı modu olan Solis. Çünkü Solis'in hız modülü çıktı. Tabii Sarı Vega'nın modülleri varsa Sarı Vega hala iş görüyor. Fakat biz bugün Avcı Solis dizeceğiz. Tamam, giriyorum o zaman. Şimdi sen bana tek tek söyle, ben dizeyim. Bugün sendeyiz. Kanka önce CPU'lar dizeceğiz, tamam mı? CPU. Şimdi VS'de bize kalkıp ne bileyim VIP'imiz olduğu için radar CPU'na ihtiyacın yok. Roket atar CPU'larını koy. Insta koy. Roket satın alma CPU'larını koyma. İşte oto tamiri koy. Tamiri koyuyorum. Instabo mu? Yok. Mayın turbo koyayım mı? Koy, mayın turbo gerekiyor. Sonra diğer modüllerden gelişmiş kalkan. Insta'yı koy kanka. PT yakıt al. Yakıtı koy. Koydum. Yakıtla uğraş. Görünmezlik koydum. Bir tane kamufle koy. Kamuflerim şu anda bayağı az kaldı. Roket auto koydum. Bir de ney? Cephane satın alma? Yok kanka, zaten X4 sıkacağız, neyi satın alsın? Değil mi? İşte oto tamir, atlamayı koy. Ondan sonra şırınga koy. Başka da bir şeye gerek yok herhalde. Diğer başka bir şey var da 1v1'de geçerli. Hiç yapmamıza gerek yok. Şimdi hangi konfideyiz? Birinci. Birinci konfiyi ben kaçış konfisi olarak kullanıyorum. Yani full hız o zaman. Şey olarak değil. Full hız. Koy full hızını. Döşedim hızı. Buraya da ne? Lazerlere gel. Lazerlere gel. Pro. Full. Aynen kanka. Full klasik. Pro. Tamam, burası böyle. Gemi yükseltme modülün var mı? Var kanka. Dur, roket atarını da koyalım da bir. Tamam. Hangisi var lan? Bir sürü var. Hız ve lazer olan var bende. DP yok. Hız ve lazer var ha. Aynen, hız orada. Sağında. Sodeys. Aha sol. Bu. Ha, şey yok. Tamam. Bir an okuyamadım ha. Bir de ne var demiştin? Tamam, bir de hasarı var. Hasarı var aşağıda. Hasar hangisi? Golyad, Hekate, Leonov. Sodeys. %5 hasar. Aynen. Bunu da koyduk. Tamam. Droidlere geldik şimdi. Droidlere gel. Full kalkan değil mi? Full kalkan. Koy bu işleri. Şöyle sürükle atalım. Shift'e bas kanka, direkt hepsini seçer zaten. Değil mi? İkili hemen. Oğlum bazı PvP'lerde direkt tıklıyorsun koyuyor ya, çok hoşuma gidiyor onlar. Ya onlar Aralık ayından sonra artık olmayacak. Kalan yerlere pro koyacaksın, hayır. Pro mu koyuyoruz? Okey. Evet. Prolar. Çünkü çoğu zaman kaçmana fırsat vermeyecek. Savaşmak zorunda kalacaksın. Hasarın yetmeli. 10 levelleri koyuyorum. Daha yüksek yok mu la sende? O varmış. Yani 10 ile 13 level arası zaten. Tamam. Basıyorum şu an levelini. Bunlara ne koyacağız? Droid şeyine, Droid'e Spartan koy. Normalde Herkül koyulur fakat Spartanlarımı yeni yaptım. Herkül'ü yapacak zamanım olmadı. Bunları haftaya hallederim. Spartan çok iyi ya. Hem ikisini birden veriyorlar, değil mi? Aynen, ama eksik veriyor. Mesela Herkül %20 can, %15 kalkan verirken işte bu %15 can, %10 kalkan veriyor. Pet'e gel kanka. Pet. Şimdi Avcı konfinin eksiksizi. Hiçbir şey koyma. DP Link ve tamiri koy. Bu kadar basit yani. DP Link ve tamir. Nerede DP Link'in? Göremiyorum lan. Aşağıda. Modüller aşağıda. Bu. Yo değil. Şimdi buraya ne koyacağız? Kamikaze'yi koy. Tamiri koyuyorum. Kamikaze'yi koyuyorum. Aynen. DP Link'i koy. Nerede DP Link? Combo tamir koyuyor muyuz? Koruma. Koy kanka, onu koy. DP Link sol üstteki olması lazım. Sol. Ha şu. Tamam. Tamam kanka. Başka? Şimdi eksi biz combo gemi şeyi, koruma modülü. Koyduk onu. Tamiri mi koydum, korumayı mı? İkisini de koydum, okey. Hepsini koydum şu an. Ha, tamam. Şimdi kanka buraya zaten proları koy. İşte 6 tane glazer kalkan slotu açık. Koydum, dizdim direkt. Yani 6 tane de kalkan koy. Dur, levelleri ama Ya takma ona ya. Değil mi? Neyse tamam, bu kadar yeter. Kalkan ne koyuyoruz? Normal. Ya işte direkt seç koy zaten, o şu anlık kalkan çok değil. Okey. Ama bu şimdi bizim protokol kanka, radar koyabilirsin düşmanı daha uzaktan görmek için. Radar. Kaç tane radar var? Radar hepsini, radarların hepsini koy. Yakıtı da koy kanka, az yakıt harcasın. Okey. Başka da zaten tasarım onlar şimdi fark etmiyor. Hiç gerek yok, koymaya gerek yok. Birinci konfi ne konfimiz? Bu bizim kaçarken vurma konfimiz. Yani hem kaçmak için kullanabilirsin, hem de diğeri mesela karşıdaki kişi gene senin gibi avcı dizmiş. Solis avcı. Şimdi siz birbirinize başta avcı konfinizle vurursunuz. Vurduktan sonra direkt halkaya dönüp bu konfiye geçersiniz, birebir kapışmaya başlarsınız. Bu konfi o yüzden kalkanlı ve hızlı olmak zorunda. Ki hem kaçmak hem kovalamak için kullanabilirsin. Bu böyle. İkinci konfiye geç kanka. Geçelim. Genel... Çünkü adama yetişemezsen aynı. Hiç değiştirmeden koy kanka. Bunları döşüyorum. Oğlum bunları var ya, gıcık oluyorum ya. Üstüne çift tıklayarak koyarken. Heh, tamam. Kanka gene full hız. Full hız. Hızları attık. Sonra gene lazer. Yok, önce dur. Irislere geç. Hı. Oyunda şöyle bir mantık var. Doğru, tamam. Levelli olanlarını neydi onun ismi? Önce koyar, irislere koyar. Yani koyman gerekiyor. Bas direkt. Kanka shift'e basıp 2 tık yapsan olmuyor mu? Bak olmuyor. Osman böyle koyayım dur ya. Koyuyoruz işte ya. Al kanka koy. Oluyor böyle de. Şuna bir çözüm getiremediler var ya. Tamam. Full lazer tamam, döşelim. Spartan'da yerleştir. Spartanları da yerleştirelim. Gemiye de full lazer takacağız herhalde. Bu artık full vuruş. Gemi full lazer. Ya zaten bu şeyde destekle Seprom'lu DLB'si zaten bu gemiye 300k atıyor. Tamam. Şimdi gemiye mi geliyoruz? Gemiye gel kanka, proları seç. Burada çalışıyor olması lazım az önce denediğim şey. Shift direkt. Neyse koydum ya direkt. Tamam. 5'li roketini koy kanka. 5'li roket neredesin? Yukarıda kaldı. Şurada. Tamam, bunu da koyduk. Tamam, yükseltmelerini de koy. Onları da yapıştırdım. Tamam. Droidler PT aynısı kanka. PT geçeceğim. PT şimdi bizim pro lazerimiz yetmeyecek. Koy, boğuşları koy zaten, boğuşları. Aynen, gereksiz durmaz. Yakıtları koydum. Radarı koydum. Radar bir tane daha mı koyabiliyoruz? Yok, koyamıyoruz. Bir tane... Tamam, boşver. Yakıt yerine hiç radar koyar. Koy kanka. Şunu koyduk. Bunu koyduk. Kamikaze. DP Link. Bir de tamir. Şimdi olan proları koyayım mı? Tamam. Şimdi önce aşağı in. Aşağı indim. Hayır. Lazer yerlerinde aşağı in. Ha, indim. HP olanları seç bak. Hep kararsız HP lazerleri var. Tamam. Başka? Sesin gelmedi oğlum. Ha, tamam. Şimdi magmaları mı koyuyorum? Koy. Bir de mi? Yansıma mı? Tamam artık pro. He, 2 tane de pro. Şunu koyduk, bunu koyduk. Tamam. Proları da koydum. Tamam. Bu kanka şu anlık. O gir gemiyi aktif et. Gir oyuna. Şimdi bu Yusit seviyelerinde mesela ne koyacaksın? Lazer mi koyacaksın? Kanka Yusit'lere PT yeni lazerler geldi. PT yeni lazerler geldi. Bunları koyabilirsin. Hı. Ama diyelim mesela onları yapacak kadar şu an daha gelişmedin. Pro lazerlerim var. Pro lazer koyarsın. Ben şahsen pro lazer koymayı düşünüyorum. O kadar kasmıyorum orayı yani. Yani evet. Şimdi böyle gördüğünüz gibi birincide kaçış ve vuruş var. İkincide de full hasar odaklı bir gemi diziyoruz. Avcı şeyi bu. Aynen. Zaten bu şekilde bir avcı dizerseniz geminiz 250K'yı rahat görür. Yani. Bir de bu droid tasarımımız ne olacak? Düzenimiz. Aşağıda zaten görüyorsun. Şimdi ikinci konfi senin avcı konfin olduğu için kullanacağın 3 tane droid düzeni var. O 3 droid düzeninden başkasını burada kullanman aptallık olur. Hı hı. Birincisi kanka, neydi onun ismi? Tabii çok gerekmedikçe güveyle gezersin. Avcının şeyi güvedir. Burgusu güvedir. Hasarlar niye baktın baktın karşıdaki ayarlardan kapalıdır. Tamam, ben... Baktın karşıdaki de güve, geçeceğin hemen kanka yüksek şeyi. Tamam. Sen anlat, devam et. Ben hallettim. Seprom yok. O kadar yüksek hasar bekleme yani şu anda. 84. Neyse, karşıdaki adam güveyle geliyor ve avcıysa çok karşılaşabilirsiniz. Bu aralar çok moda çünkü bu şekilde oynamak. Hemen burguya geçiyorsunuz. Çünkü o adam size güveyle 120K atacakken siz o adama burguyla 250K atacaksınız. O adamın yani konfisi direkt boşalacak. Eğer akıllıca insta basmazsa. Ve sonuncusu kovaladığınızda veya kaçmanız gerektiğinde çark. Bir gemide Solis'te hız modülü ve çark yoksa boşu boşuna avcı dizmeyin. Solis oynamayın. Çünkü Solis'in DPS'ine güvenmeyin. İyi özetledin değil mi kanki? Bayağı iyiydi. Sende şu an Seprom yok değil mi? Yok, Seprom'um yok. O yüzden hasarın düşük. Desteğim de yok. Hmm. Yani bunun şu an hem hızlı hem de iyi vuruyorsun. O açıdan bence gayet güzel. Abi. Aynen kanka, zaten bu Seprom'suz desteksiz. Yani evet, Seprom desteksiz şey yapılmaz. İnsan basarmış lan Seprom. Yok, sarı taş var. Oo. İyi güzel sarılar olsun. Neyse kanka. İşte bu Solis savcı. Şimdi halkaya geç kanka, direkt C'ye bas. Halkaya geçtim, C'ye de bastım. Şimdi öncelikle kaç kanka, şeyin içine kaç, canın da olsun. 800... Ana bölgene, base'in içine kaç. 870K şey var, can var. Tabi bu destekle, şeyle, onunla, bununla bu 1,5 milyon falan oluyor. Hmm. Herkülsüz tabi. Herkül olursa benim oradaki kalkanım neredeyse 2 milyon oluyor. Gayet iyi ya. 2 milyon. Herküllersiz çünkü hafif konfiler her zaman herkül kullanılır. Şu konfi değişip halkaya basarsanız o biriktirdiğiniz kalkanların hepsi gider. Önce neydi onun ismi? Halkaya basılır, sonra konfi değişilir. Böyle şeyler yapmayın. Lag'dan dolayı kalkanınız gidebilir. Ya evet, o mantıklı. 2'de birazdan kaç oluyor? 2'de yok zaten. Hı. Geç kanka güveye. Şimdi PET'i aç. Güveye geçiyorum. PET'i açtım. Korumada mı açıyorum? Yok, PET'i slotunu da aç. Okey. R'ye basına zaten korumaya girer. Şimdi PET'in canına bak kanka. 18.000, 19.000 can. 75K'da kan. Şimdi ana base'ine veya kes onu. 12K atıyor lan. Kes onu. Tamam. Base'e geçiyoruz. Şimdi petin slotlarını aç. Oradan tamiri seç. Seçtim. Şimdi anlatmaya çalıştığım şu kanka. Bir gemi 1v1 dışında zaten DP modülü kullandığı için 1v1'de kullanmadığımız için 1v1 dışında ne zaman gezersen gez DP'nin yani petinin DP'si full dolu olmalı. Ben de şu an protokol yok. O yüzden sadece şey çektim. Onu da dükkandan gösterebilirsin. Sadece pet gövdesi çektim. 280.000 mi? 250.000 mi? Canı oluyor petimin. Evet. Dükkanda neyi gösterecektik? Pet gövdesi mi? Heh, gövde bu. Bunu alıp güçlendirebilirsiniz petinizi. Heh, evet. Bundan çekmeniz gerekiyor. Çek hatta kanka şimdi. Petin canına bak. Şu an canı en fazla 259.000. Şu anki canı da 186.000. Alıyorum. Çek kanka. 250, 270 oldu. 270.000'e işte çıktı. Böyle bunların hepsini çekme. Daha bitti bakın. Aynen. Artık oldu. Başka çekemem. Artık protokol almaz onları. Protokolünü de göster PET'in. Çünkü Protokoller. Artık eski avcı Sarı Vega olay bitti. Artık yani isabet protokolü. Bunu... Aşağıda. Aşağıda, hayır aşağıda. Ha, o isabet. Sağ üstteki. Heh, bu darbe puanı. Üç, aynen. Bunun her zaman 3. seviye alınır. Her zaman 3. seviyesi alır kanka. %4 arttırıyor. İyi yani. Zaten full dizdiğin işte Peti'nin 350-400 bin kalkanı oluyor. He. Pardon, canı. O yeter. Ya bu yeni böyle... pet güncellemesi zaten bunun için değil miydi? Petler biraz daha aktif olsun savaşlarda vesaire diye. Aynen. Mesela... İsterseniz şey yapmadan 1v1'e geçelim. Bu arada DP Link solda kullanılmaz. Bak onu göster. Oradan açıp basılmaz. Neyle kullanılıyor? DP Link bug'a giriyor. DP Link'inizi slota koyun. Bakın onun yeni bir özellik ekledi. Aşağıda görüyorsun. Ha, şu şey. Onu slota sağdan koyuyor. Şurada pet modüllerinden buradan koyabiliriz. Aynen. Aynen. Çünkü sola basınca bazen bug'a giriyor. DP Link açılmıyor veya açılmış oluyor. Siz fark etmiyorsunuz. Konfi değişiyorsunuz. Bir şey oluyor. Patlıyorsunuz. O yüzden orada kullanmanız daha iyi. O zaman bugünlük bizden bu kadardı. Osman, teşekkür ediyorum. Evet, evet. Burası TR15. Buradan Mustafa'yı çok seviyorum. Yunus'un mütellalı kafasını da yalarım. O zaman hoşçakalın. Bay bay.